finali olması bizim için çok önemliydi ülke açısından. Bence hem ülkeyi hem bütün oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. Kazanan taraf biz olduk. Çok yakın bir maçtı, mücadeleci bir maçtı. Çok mutluyuz kulübümüze bu ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Hem oyunculara, hem teknik ekibe, hem yönetim kurulumuza, herkese çok teşekkür ediyoruz, federasyona. Hocam, Eczacıbaşı Dynamit olarak bir kupa özleminiz de vardı. Bu anı, bu kupaya bir kırılma olarak görüyor musunuz kulüp olarak? Ya biz hep söylüyorduk, şu camı kıracağız, camı kıracağız, çok yakınız. En sonunda kırdık. Umarım bundan sonra daha iyi günlerimiz olur. Devam edeceğiz aynı şekilde. Hocam, bundan sonraki bu takımın hedefi ne olmalı? Tabii ki biz çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Ligi var, Türkiye Kupası var. Bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Voleybolda tüm takımların çıkışı sürüyor. Bununla alakalı söylersiniz. Her zaman zaten zirvedeyiz. Hem milli takım hem kulüpler. Son bütün dünyadaki finaller, Avrupa'daki finaller hep Türk takımlarının oluyor. Böyle olacağına eminiz çünkü tüm kulüpler, federasyon, milli takımlar, herkes bunun için çok çabalıyor. O yüzden tüm voleybol ailesine teşekkür etmeliyiz. ...2016'dan seneler sonra tekrar bu kupayı müzemize getirmek bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda iki Türk takımının finalde yarışması da gerçekten bizleri çok mutlu eden, çok gururlandıran bir şey. Vakıfbank'ı da buradan çok tebrik ediyoruz. Bizi çok mutlu eden bir kupayla geri döndük. I agree. Vakıfbank karşısında 1-0'dan geri döndünüz. O anlarda hiç kaybedeceğinizi düşündünüz mü? Neler hissettiniz? Ya açıkçası turnuva başlangıcından beri takım çok güzel bir performans ortaya koyuyor. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Bu da bizi aslında final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında da geriye düşsek dahi hiçbir zaman bu inancı kaybetmedik. Çünkü gerçekten bu kupayı alabilecek kapasiteye sahip olduğumuza hep inandık. Çok da güzel bir takım oyunu vardı. Geri dönüşü güzel oldu. Teşekkür ederiz Tiana. Big finals and big trophies for Eczacıbaşı Dynamit. How do you feel? What can you say about it? Amazing. I'm really happy and proud of what we did. As Simge said, we won this trophy back in 2016 and now 7 years later we could make it again and I'm very proud of all of us. We showed great teamwork and you mentioned this second set in the finals. We were 12-4 behind, but we really believed and we know that we deserve this cup, so we fought until the end and we are very happy to bring one important cup to our club. Also, you were the MVP in 2016 and you are the MVP right now again. What can you say about it? Nothing. I will just enjoy in this gold medal MVP with my teammates. Also maybe you can give some Turkish message. No, I cannot. Haydi, you can. Gerçekten çok utanıyorum. Teşekkür ederiz. Efendim? Tika için aslında benim söylediklerime çok benzer şeyler söyledi. İkinci setten sonra hiçbir zaman geriye düşsek dahi inancımızı kaybetmedik dedi. 2016'dan sonra bu kupayı tekrar elimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Başka ne dedin? Aslında Türkçe biliyorsun sen ama. Takım unuttum olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Evet, takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk dedi. Çok gurur duyuyorum takımımla dedi. Güzel bir takım oyunu vardı dedi. Evet. Uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Burada takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında da iki Türk takımı finalde oynadı tekrar. Vakıfbank'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama kazanan taraf biz olduğumuz için tabii ki de çok mutluyuz. Aynı şekilde Nasıl, sen neler seviyorsun? Çok güzel bir şampiyonluk. 2023'ü şampiyonlukla kapatıyor olmak büyük bir mutluluk. Hande'nin dediği gibi Cumhuriyet'in 100. yılında. Çok güzel voleybol oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Hem performans olarak hem takım birlikteliği olarak. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Çünkü ben her zaman kupanın hayalini kurdum. Yanlış hayal kurmuşum. Yok, şaka yapıyorum. Takım olarak kupa kazanmak gerçekten daha önemliydi. O yüzden belki başka turnuvalara nasip olur. Kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor diye. 2016'dan sonra 6 yıl sonra ilk defa bu kupayı alıyoruz ve çok mutluyum.
çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Bireysel anlamda da aslında önemli bir ödül kazandın. İlk pasör seçildin. Bu anda neresi diyorsun? Bu benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel bir başarıyla birlikte geldiği için benim için unutulmaz olacak. Çok mutluyum. 2023 yılı gerçekten de Türk voleybolu bunun için çok altın bir yıl oldu. İki Türk takımı da final oynadı. Sence gerçekten de Türk voleybolu şu anda dünya bir numarasına sayılır mı? Birinci sayılır mı dünyada Türk voleybolu? Bence sayılıyor çünkü zaten birinci sıradayız. Buraya geldiğimiz, eve döndüğümüz çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. İyi bir noktaya başlangıcı kurduk. Güzel bir 9 senelik kırdık. İnşallah devam daha altınlar olacağımız diye düşünüyorum ben. Çok iyi bir takımız, çok güzel stafflarımız var, çok güzel 7. oyunumuz var. İnsanlar bizi her zaman tuttu, her zaman Türkiye arkamızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Orada çok iyi hissettik. Çok mutluyuz. Yorgunuz ama çok mutluyuz. Takıma, kulübe ve herkese çok teşekkür ederim. Dünyanın dünya şampiyonasını Türk kadın voleybolunda oynadı. Dünyanın tam öbür ucunda. O kadar mutluyuz ki, o kadar centilmence, o kadar güzel bir maç oldu ki, o kadar hepimizi heyecanlandırdı ki. Kızlarımla iftar ediyorum. Hepsinden teker teker iftar ediyoruz. Hocamızla, kadromuzla hepimize iftar ediyoruz. Bu çok güzel bir güven, bir birliktelik, bir teamwork'ün işi. Bunu Türkiye olarak biz yapabiliriz, yapabiliyoruz. Eczacıbaşı'nda bunun örneğini gördük ve dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk voleybolu dünyanın en tepesindedir, kadın voleybolu. Ve bu iki mücadeleyi ne zamandır bütün dünyada görüyoruz ve çok onurlanıyoruz. Ben hocalarımızla, Ferhat'la, oyuncularımızla teker teker hepsinden büyük bir gurur duyuyorum. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye'ye çok güzel bir sonuç getirdik. Biz de tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim.